Türkiye'nin tek atletizm programı olan Gündem Atletizm'den herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bundan böyle her çarşamba saatler 20'yi gösterdiğinde bizler sizlerin karşısında olacağız ve hem ülke hem de dünya atletizmini konuşacağız. Bugün özel bir konuğumuz var açılışta. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Fatih Çintimar bizlerle beraber Murat Ağacı da daimi konuğumuz olacak. Bugün neler konuşacağız? Bugün geçtiğimiz haftalarda geride kalan olimpik deneme yarışmalarını konuşacağız. Yine Belarus'ta düzenlenen Belarus Atletizm Şampiyonası'nı konuşacağız. Özel haberlerimiz var gerek ülkeden, gerek Avrupa ve dünyadan, aynı zamanda sosyal medyadan da farklı konuları ve görüntüleri ekranlara getireceğiz. Sizlerden yorumlarınızı ve sorularınızı gerek Sports TV, gerekse Kore Yaldemir, Twitter ve Instagram hesapları üzerinden beklediğimizi bir kez daha hatırlatalım ve programımıza girişi yapıyoruz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hayırlı olsun diyelim. Türkiye'de şu anda tek atletizm programı şu dakika itibariyle hayata geçti. Sizlerin de çok büyük bir desteği ve katkısı var. Dilerseniz sizinle başlayalım bu bölümde. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii atletizm için özel bir haftada bir atletizm gündemi, ki zaten bu ismi de biliyorsunuz internetten yayın yaparak bütün camiamızın ortak kararıyla belirlediğimiz bir isim oldu. İnşallah bu program hem atletizmin daha gelişmesi için, hem eksiklerimizi daha fazla görebilmek için, hem de çocuklarımızı daha fazla aileleriyle buluşturabilmek için bizim için de atletizm camiası için ve tabana yayılması konusunda tabana da. Tabana yayılması için de atletizmde bir nasıl diyeyim bir idol oluşturabilecek bir yapıyı taşıyabilmek için inşallah hep birlikte bu süreci hızlı bir şekilde yapıp ondan sonra da çocuklarımızın da atletizm camiasının da haftada bir gün olsa atletizmi konuşacağı, atletizmi seyredeceği, atletizmde neler olup bittiğini göreceği bir program olmuş olacak. Evet. Az sonra tabii Skype bağlantılarımız olacak. Miktat Sevler ve Sinan Ören de karşımızda olacak bu bölümde. Onu da bir kez daha hatırlatalım ve sevgili Murat Ağacı'ya geçelim. Murat Ağacı, aslında geçtiğimiz yıllarda sizin de içinde bulunduğunuz bir atletizm programı vardı. Evet. Ama yeni dönem, yeni dijital ortam, yeni platformlar da hayata geçindik. Sportsy platformdan da şu anda sizler bizi takip ediyorsunuz. Onu da bilgisini aktaralım. Farklı bir dönemde yine atletizm ve yine Murat Ağacı. Ya benim için çok mutlu bir gün çünkü Sayın Başkan da çok iyi biliyor. Sports TV'de birçok spor branşıyla ilgili güzel programlar, yayınlar yapıyorduk ama sporun anası kabul edilen, benim de çok sevdiğim ve yıllardır büyük bir mutlulukla, heyecanla takip ettiğim atletizm konusunu bugüne kısmet oldu başlatmak. Tabii ki şu anda stüdyodayız ama bu programın devamında önümüzdeki haftalarda Sports TV ekibi sahaya da inecek. Şu pandemi sürecinin de biraz daha dağılmasıyla birlikte, yeni sezonun başlamasıyla birlikte müsabakalardan da yerinden röportajlarla, yayınlarla atletizm severlerin karşısında olacağız. Biraz daha sporcularla iç içe olacağız. Evet, çünkü atletizm dediğim gibi ana bir spor branşı, olimpiyatın en önemli spor branşı ve atletizmi sevdirmek gerçekten çok çok önemli. Onun için bu programda eğer çorbada bir tuzu olabilecekse bu programın sayesinde mutlu bize diyerek hayırlı olsun diyorum ben de. Ve başkanıma dönerek hemen bu girizgahtan sonra ilk soru gelsin. İlk soru gelsin. Başkanım, şimdi Temmuz sürecinde siz müsabakaları başlatan, faaliyete geçen belli başlı az sayıda spor branşından biri oldunuz. Pistler açıldı. Tabii kontrollü bir biçimde. Pandemi sebebiyle bir takım sağlık kurallarına uymak, sosyal mesafeye uymak ve gerekli çalışmaları yapmak suretiyle hem yurt içinde hem yurt dışında artık Temmuz ortasından itibaren müsabakalara başladık. Biraz önce Koray'ın da söylediği gibi uzun bir aradan sonra bu sezonun ilk yarışmaları Ankara'da ve Eskişehir'de olimpik deneme yarışmaları altında yapıldı. Ve orada gördük ki atletlerimiz gerçekten bayağı iyi hazırlanmışlar. Yani bu süreci iyi geçirmişler. Covid sürecinde gerekli bireysel antrenmanları yerli yerinde yapmışlar. Bunun en güzel kanıtları da hani birçok sporcumuzun güzel dereceleri vardı ama öne çıkan iki sporcumuzu özellikle biz bugün Skype bağlantısıyla programa dahil etmek istedik. Sinan Ören ve Miktat Sevler, genç atletlerimizin gerçekten Türkiye rekorlarıyla taşlandırdıkları güzel bir sezon başlangıcı oldu. Siz bu başlangıçta böyle güzel dereceler bekliyor muydunuz?
Öncelikle onu sorayım ve bundan sonra Covid öncesinde ve sonrasında nasıl bir plan var? Covid atletizmi nasıl etkiledi? Öncelikle Covid dönemiyle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Biz Covid başladığı hafta itibariyle atletizmin durmayacağını, çünkü atletizmde durduğunuz zaman hareket etmek için çok uzun bir uğraşa ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. Çünkü atletizmde 3 gün ara verdiğinizde 3 hafta o 3 günü kapatmak için uğraşıyorsunuz. Atletizm yılın 365 günü antrenman gerektiren bir spor branşı. Böyle olunca biz özellikle olimpik kadrodaki sporcularımızı yurt dışındakileri yurt dışında, yurt içindekilerini de yurt içerisinde tutabildiğimiz kadar kamplarda tutmaya çalıştık. Belli bir noktadan sonra kampların bitmesi gerekti. Artık hem Sağlık Bakanlığı'nın hem İçişleri Bakanlığımızın yasaklarıyla alakalı bir süreç olunca biz bu sefer sporcularımızın yine antrenman yapabilmeleri için onları Antalya'da bir bölümüne evler kiralayarak, evet, sahayı buradan teşekkür ediyorum Gloria Otel bize sahayı kullanmamıza o süreç içerisinde müsaade etti. Atletlerimiz o süreç içerisinde Gloria Atletizm pistini rahatlıkla kullanabildiler. Çok güzel ama bir pisttir orası. Tabii sadece, evet, bizim atletlerimiz, evet, kullanabildi. Bunun için atletlerimiz o antrenmanlarını hiç kesmediler. Yürüyüşçülerimizin bir bölümü yine Antalya'da, bir bölümü Bolu'da, bir bölümü Erzurum'da, bir bölümü Ağrı'da. Hepsi özel işte otel, atıyorum 100 yataklı bir otel ama biz 10 yatağını aldık, gerisi boş. Bu şekilde hem Antalya'da hem Mersin'de hem Erzurum'da bu şekilde otellerimizde, çalıştığımız oteller de bize bu anlamda çok ciddi bir anlayış gösterdiler. Yani Mersin'deki otel zannediyorum 200 küsur yatağı, 200 küsur odası var ama 8 oda için bize otel verdi, hizmet verdi. Yemek için bir aşçı orada barındırdı hem Antalya'da hem İzmir'de, bütün kamplarda. Ve bizim sporcularımız bu antrenmanlarını kesmeden devam edebildiler. Sahalarda da sadece bu sporcularımız antrenman yaptılar ve gelip giderken de ayrı ayrı gelip ayrı ayrı gittiler. Yani ayrı araçlarla gitti geldiler. Birbirlerine temas etmeden, birbirleriyle çok antrenman içerisinde de birlikte olmadan antrenmanlarını yaptılar. Ve ben yarışmalar başlattığımızda, yarışmaları başlatma kararı aldığımızda bu çocuklarımızın yıl içerisinde yapmış olduğu antrenmanlardan dolayı iyi dereceler koşacaklarını biliyorduk. Ama bu iyi derecelerin bu seviyeden daha yukarıya gider misiyle alakalı, tabii ki bu seviyeden daha yukarıya gidecekler. Çünkü biz çocuklarımızın olimpiyat hazırlığı süreci içerisinde çok ciddi hazırlandığımızı ve 40 kotayla gidebileceğimizi, bunu her ortamda da söyledik. Belki insanlar hayal görüyor, 40 kotayla nasıl 40 kota alır atletizm falan. Yok, biz bu barajların düşürülmesine rağmen 40 kotayı alacağımızı Allah'ın izniyle camiamıza, sporcularımıza, antrenörlerimize güvenimizle alakalı söyledik ve bununla alakalı da gereğini yaptık. Biz bu konuda hakkı teslim etmek gerekir. Gençlik Spor Bakanımıza, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi ciddi anlamda desteklediler ve ciddi anlamda da yardımcı oldular. Çünkü bunların hepsi belli bir ölçüde maddi güçle de alakalı ve bu anlamda da hem Sayın Bakanımız, hem Spor Toto Teşkilat Başkanımız, hem Spor Genel Müdürümüz bize çok ciddi katkı sağladılar. Biz de çocuklarımızın kamplarını iptal etmeden kamplarını farklı ve daha dezenfekte, daha stabil, daha steril, izole ortamda, daha izole ortamda çocuklarımıza kamplarını yaptırdık. Ve şu anki sporcularımız da işte 2-3 gün önce Ramil sezonu açtı. Biraz sonra vereceğiz onun yarışını da. Sezonu açtı. Son 15 metreyi bırakmasına rağmen 10-30 evet, koştu ki koştu, evet. 10 saniyenin altında koşabilecek durumda. Evet. Ki zannediyorum ilk koşacağı yarışta da bunu seyredeceğiz inşallah. Evet. Ramil gibi İzzet de aynı durumda. Batuhan da aynı durumda. Bunlar çok üst düzey performans sergileyebilecek durumdaki, evet, çocuklarımız. Yine işte biraz sonra bağlayacaksınız. Sinan apayrı bir derece koştu. Miktat ki branş olmamasına rağmen. Tabii. Miktat, evet, apayrı bir derece koştu. Yani bunlar 400 engel yerine 400 koştu. Bunlar çok önemli dereceler. Daha henüz atletizmi koşmayan özlemişler başkanım. Çok özlemişler. Sporcularımız biz sahada de özlemişiz. Olmayı, pistte olmayı biz özlemişler. De özlemişiz. Ben onu gördüm. Biz de özlemişiz. Camiamız da özlemiş. Çocuklarımız koşunca çok mutlu oldular.
Tabii biz bu sürecin hemen akabinde sizin de bahsettiğiniz gibi sezonu açtık ve başlattık. Bundan önce bir sorum var. Bu süreçte aldığınız tedbirler sayesinde tabii ki bu pandemi sıkıntısından uzak tuttunuz atletleri. Bir sıkıntı yaşandı mı? Herhangi bir şekilde virüsü kapan, hastalığı geçiren atletimiz oldu mu? Yani hiçbir tane şu ana kadar Allah'a hamdolsun hastalıkla karşılaşan sporcumuz olmadı. Yani her sporcumuzun, işte kamplara aldığımız sporculara da testlerini yaptırıyoruz. Girip çıkanlara da testlerini yaptırıyoruz. Şu ana kadar hiçbir sporcumuz, hiçbir teknik adamımızda pozitif çıkmadı. En ufak bir sıkıntı yaşamadık inşallah. Evet, bundan sonra da öyle gider. Bundan sonra da öyle gider, yaşamayız. Sayın Başkan, az sonra tabii Sinan ve Miktat'ı bağlayacağız ama şunu da ben sormak istiyorum size. Bir federasyon başkanı olarak birçok organizasyon ertelendi. U20 atletizm şampiyonası da seneye ertelendi ki az sonra onun haberini de aktaracağız. Olimpiyatlar dahi ertelendi bu süreçte. Sporcular burada ne düşündü? İyi mi oldu, kötü mü oldu? Bir federasyon başkanı olarak seneye ertelenmesi olimpiyat oyunlarının, ki atletizm çok güçlü, en güçlü olduğumuz branşlardan bir tanesi atletizm. Sizin bakışınız ne olur bu süreçte? Çünkü Japonya hala karışık, Tokyo hala karışık. Yani ertelenmesi, tabii ki hiçbir şeyin ertelenmesi doğru değil. Her şey zamanında güzel, her şey vaktinde güzel. Biz de olimpiyat 2020'de olsaydı, bu pandemi süreci olmasaydı, yarışsaydık, bizim için en güzeli olurdu. Ama 2021'de olmasının bizim için dezavantajı ile avantajı arasında bir fark yok. Çünkü 2020 yılında da sporcu portremiz aynı seviyede. 2021'de olursa sadece iki tane genç sporcumuzun biraz daha yukarı çıkması, biraz daha ön sıralara gelmesi sağlanır. Bunların da katılımı, olimpiyata gidişi sağlanır. Bu bizim için avantaj olur ama tabii ertelenen her yarış çocukların hayatından giden bir yıl demek. İşte öyle. Bu sene mesela gençler dünya şampiyonası olsaydı, evet, belki 3-4 tane madalya alacak çocuğumuz. Şimdi bir dahaki seneye kaldığında yarışamayacak. Büyüklere geçecekler. Tabii büyüklere şimdi geçecek. Onun için yani çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama dünyanın sirkülasyonu içerisinde bizim de aynı yönde hareket etmemiz gerekiyor. Tokyo demişken Koray, başkana Tokyo üzerinde bir sorum daha olacak benim. Öncelikle Tokyo'nun ertelenmesi sürecinin sonunda olimpiyatın yapılacağına olan inancınız hala devam ediyor mu? Sizce olimpiyat olacak mı? Bence olimpiyat olacak. Şundan dolayı olacak. Çünkü bütün dünyadaki spor organizasyonları olimpiyata endeksli olarak ertelendi. Yani ertelenen Dünya Atletizm Şampiyonası da, ertelenen Avrupa Şampiyonası da, ertelenen diğer bütün U20, bütün atletizmde olduğu gibi bütün federasyonlar 2021 yılındaki organizasyonlarını bir soraya attılar. Hı hı. Bunun da sebebi olimpiyatın yapılacağına inançtır. Ha, pandemi süreci böyle devam ederse ne olur? Böyle devam ederse bu şu demektir: dünya bu pandemi süreciyle yaşamayı öğrenecek demektir. O yaşam içerisinde yarışmak varsa o yarışmayı da öğrenmek zorundayız. Şimdi geri gelmişken söyleyeyim, biz her hafta Tokyo 2020'ye doğru programını yapıyoruz Koray'la birlikte. Evet. Yarın yine bir yeni bölümünü de yapacağız. Orada detaylı inceleyeceğimiz hatta bir haber Sayın var. Hatta Sayın Başkan da konuk almış geçtiğimiz aylarda. Evet. Orada detaylı inceleyeceğimiz bir konu var. Geri gelmişken söyleyeyim. Japonya şu anda uluslararası bir ilaç firmasıyla, şu anda aşı geliştiren bir firmayla anlaşma yaptı. 120 milyon doz aşı için ön anlaşma imzaladılar. Bu aşının iki kere yapılması gerekiyor. Yani bir kereyle olmuyor, iki kere yapılması gerekiyor. Bu da 60 milyon kişiyi aşılamak anlamına geliyor. Demek ki Tokyo ciddi bir şekilde bu olimpiyat sürecinde orada bulunacak, gidecek, gelecek kafileler, seyirciler dahil aşı eğer geliştirmesi sonuçlanırsa, demek ki oradaki herkesi aşılamak üzerine bir plan geliştiriyor yani, diye düşünülebilir. Ya mutlaka dünya bu kadar içine kapanacak, bu kadar uzun bir süreyi kaldırabilecek bir dünya değil. Hı hı. Yaşayan bir dünya, yaşayan bir organizma. Onun için mecburen bununla ilgili ya yaşamayı öğreneceğiz ya da bununla ilgili ilacı bulacağız. Bunun için de tüm dünya seferber olmuş durumda. İnşallah bu olacak. Ben deminki... Pardon başkanım, Tokyo'yu hızlı hızlı geçelim diye bir soru daha sorayım. Şu ana kadar 10 barajımız var yanılmıyorsam. 14. 14 oldu mu? 14 kotamız var. Şimdi 14 kota ama sizin 40 hedef. Evet. Bu erteleme süreciyle birlikte bu hedefte bir sapma
var mı? Sapma olmaz. Hala beklentimiz 40 civarında 40 kota. 40 civarında. Şimdi şöyle, şu an 14 kotamız kesinleşmiş kota. Kesinleşmemiş yeni sisteme göre, ranking sistemine göre de 24 kotamız kesinleşmiş durumda. Yani şu an bugün kapatsalar deseler ki bugün şey bitti. Yarın kota alımı. Kotalı alımı bitti. Rankingten de bir ranking 10 bitti. Sporcumuz daha gelecek. Bizim şu an 20-38 kotamız tamam. Yani rankingten 24 sporcumuz var. Rankingten 24 sporcumuz var. Yani bugün kapatsalar biz zaten 38'i tamamlarız. Onun için o rankingten düşmemek önemli. Performans devam etmek önemli. O rankingten düşmemek önemli şimdi. Düşmemek için de çocuklarımız işte antrenmanlarını, yarışmalarında bunu ölçerek devam ediyorlar. Mesela bu ranking sistemi içerisinde işte Miktat da var. 4x400 takımı içerisinde evet. Sinan da var ama 400 engel koşmadı henüz. Evet. Koştuğunda belki 400 engelde girecek. Umarım olur. Farklı ama bir bu şey olur. Şeyler hani standartlar çok sert biliyorsunuz. Çok dünyanın sert. Bugüne çok kadar sert. Olimpiyat oyunları için belirlenmiş en sert standartlarıyla evet. Karşı karşıyayız. Tabii bir önceki yıldaki yani bir önceki olimpiyatların kota sistemi olsa biz şu anda 73-74 kotamız var. Ciddi pozisyonda. Bir orada tabii çok ciddi sistemdeki değişiklik ciddi azaldı. Evet. Onun için öyle bir şey oldu. Evet. Onun için ama iyi olacak inşallah. Tabii biraz önceki sorunuzu tam şey yapamadık. Yarışmaların başlamasıyla ilgili. Biz sezonu başlattık. Sezonu başlatırken de öncelik federasyon deneme dediğimiz olimpik denemeleri yapıyoruz. Bunu şunun için yaptık. Buraya katılım sporcunun, antrenörün, kulübün öz iradesine bağlı. Yani hiçbir zorunluluğu yok. Katılmayabilirsin, gelmeyebilirsin, yarışmayabilirsin. Bir zorunluluğu olmayan bir yarış. Biz bu yarışmalarda camianın ne kadar teveccüh edeceğini ölçmeye çalıştık. Ve gördük ki herkes yarışmak için hazır bekliyor. Yani biz işte 18 yaş altını almadık yarışlara. Ama herkes bu yarışlara katılabilmek için bir mücadele içerisinde. Şimdi U18'in yapılması için iki kulübümüz katılmak istemiyor. Ama bunun yanında 20'ye yakın kulübümüz biz bu yarışların yapılmasını istiyoruz diyor. Ama biz tabii şu an Gençlik Spor Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre hareket ettiğimiz için onlarla ilgili okulların açılması kesinleştiğinde bu sefer onları da yapacağız. Ama 18 şu an, yaş altıyla. Tabii evet. Ama şu an U20'leri yapıyoruz. Federasyon denemeleri yapıyoruz. Peşine Süper Ligi yapacağız. Onunla bu ilgili zaten yarın, Ağustos ayına ilişkin faaliyet takvimimizi de birazdan faaliyet takvimimiz demişken de Sinan şu anda hazırmış. Öyle mi? Sinan Ören karşımızda. Milli atletimiz. Sinan hoş geldin yayınımıza. Bizi duyabiliyor musun sevgili Sinan? Sesinizi duyabiliyorum. Evet. Hoş geldin yayınımıza. Geçtiğimiz haftalarda Belarus Atletizm Şampiyonası'nda çok büyük bir başarım vardı. Kendi branşın olmamasına rağmen sen 400 metre engelli koşuyorsun ama 400 metrede çok büyük bir başarım vardı. Seçmelerde birinci oldu. Finalde ikincilik geldi. Ne hissediyorsun bu pandemiden sonra iyi bir başlangıç yaptın? Duyguları nelerdir? Ben bu pandemiden önce çok iyi antrenmanlar yaptım. Çok iyi hazırlandım aslında bu sene olimpiyatların olacağını düşünerek. Zaten başkanımıza da söz vermiştim. Bu sene iyi bir derece, büyük bir derece koşacağımla ilgili. Ona göre antrenmanlar yaptım. Yani sezon istediğim gibi gidiyor. Belarus'ta da daha iyi bir derece koşabilirdim ama hava çok soğuktu orada. Ve ben sıcak bir iklimde Mersin'de antrenman yapıyorum. Oradaki hava şartlarına pek uyum sağlayamadım. İki gün sonra Mersin'de yarış koşacağım. 400 metre engelde. Sezonun ilk yarışını koşacağım. İnşallah da iyi bir derece gelir. Sevgili Sinan, 400 metrede 47 saniyenin altında koşan 11. Türk atlet oldu. Bu da farklı bir gurur aynı zamanda. Hem senin için hem de bizler için. Bunun hakkında bir şey söylemek ister misin? 400 metrede, aslında ben 400 metrede yani daha iyi bir derece bekliyordum Belarus'ta. Hava şartlarına o kadar hesap katamadım. Çünkü çok soğuk bir havada yarış koştum. 10 derece gibi bir havada yarış koştum. Evet, Türk atletinde gelmiş geçmiş en iyi 11. derece koşmuşum ama ben inanıyorum ki birkaç yarış sonra çok daha büyük bir derece gelir. Evet. Kaybettiklerimiz Murat Ağacan'a bir sorusu olacak. Merhaba, tebrikler Sinan.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Daha çok gençsin. Önün çok açık. Ben inanıyorum ki çok daha güzel derecelerle karşımızda olacaksın. Sezonu güzel başlattın. Öncesinde nasıl çalıştın? Onu merak ediyorum. Bir de tabii iki hafta oldu sanıyorum. İki hafta öncesine dönersek Ankara'daki ilk yarışta da çok fazla koşulmayan bir 300 metre yarışın var. Orada da Ramil Guliyev'in rekorunu kırdın. Türkiye rekortmeni oldun. Sonrasında da Belarus'taki yarışta güzel bir derece geldi. Her ne kadar tabii senin hedefin 400 engelde sanıyorum olimpiyat barajına doğru ilerlemek olsa gerek. Bundan sonrası için nasıl bir planın var? Onu da öğrenmek isterim. Bir de Ankara'daki yarışla ilgili konuşmak istediğim bir şeyler olur mu? Ankara'daki yarışla ilgili aslında ben sezon başından beri yani çok enteresan bir şekilde formdaydım. Yani sürekli olarak formdaydım. Hiç formdan düşmedim. Ankara'daki yarışa gitmeden önce benim antrenör sen hepsini geçeceksin dedi bana. Hani normalde pek söylemediği bir şey. Onların hepsini geçeceğine inanıyorum dedi. Ben de ona göre takoza oturdum. Çıktım, herkesi geçtim. Sadece bu. Herkesi geçtim derken kimlerle yarıştığını da söylesen iyi olur bence. Aynı zamanda ben Yasmani Coppello, benim hani örnek aldığım idolüm olan insanı geçtim. Hani evet. İlk defa da koştum onunla. Evet. İdolümü geçtim, aynen. Ben de lafı oraya getirmek için sordum zaten. Tabii Yasmani de bir 400 metre engel koşucusu ama tabii olimpiyat madalyası, dünya ve Avrupa madalyaları olan çok çok değerli bir sporcumuz. İdol kabul ediyorum dedin. Nasıl aranızdaki ilişki Yasmani ile artık yavaş yavaş rakip oluyorsun diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii, niye demeyelim. Yasmani ile sürekli konuşuyoruz zaten, mesajlaşıyoruz, normalden konuşuyoruz, işte antrenmanlarla ilgili videolar birbirimize atıyoruz falan. Onunla da aramız çok iyi, yani Türkiye'ye geldiğinden beri çok iyi aramız. Onlar zaten, ben birkaç ayda antrenman yaptım onun gibi biriyle. O da benim için ayrı bir mutluluk. Çok karakterli biri kendisi. Gelişmene katkısı olduğunu düşünüyorsun yani. Kesinlikle. Yani onun ben zaten ilk onun ekibiyle çalıştım. Bana 3 yıl sonra en iyi dereceni koşacağını söyledi. Yani çünkü onun antrenmanları çok çok sert antrenmanlar yapıyor. Ben de dediği gibi 3 yıl sonra şu an en iyi derecelerimi koşmaya başlıyorum yavaş yavaş. Yani 400 engelde bir şekilde devam etmenin sebeplerinden biri de Yasmani mi? Yani bu tarafı tercih etmendeki sebeplerden bir tanesi. Aynen, kesinlikle. Yani ben 400 engelde iyi bir yani uluslararası arenada madalya alacağımı düşünüyorum. İki gün sonra da Mersin'de bir rekor deneme yarışı koşacağım. Ona göre de inşallah iyi bir derece gelir. Kendini nerede görüyorsun bundan birkaç yıl içinde? Uluslararası iyi bir derece koşacağımı düşünüyorum diyorsun. Kafanda ne var? Yani şu an benim bu sene o kadar büyük bir gelişim oldu bende. Ben şu an her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum. Yani. Çünkü idol aldığım insanları geçtim, örnek aldığım insanları geçtim. Onlar da insan, ben de insanım. Neden olmasın tabii. Her türlü... Gelişim çok önemli tabii. Sinan'ın dur dememesi lazım, yeter dememesi lazım, devam etmesi lazım. Az önce Sayın Başkan'a söz verdiğini söylüyor. Sayın Başkan, ne söylemek istersiniz? Karşımızda Sinan Ören var. Size verdiği sözü şimdilik tutmuş görünüyor. Hemen ilk başta tuttu, sezon başlar başlamaz. Sinan, öncelikle tebrik ediyorum. Sana da inanıyorum, hocana da inanıyorum. Ve senin söyleyemediğin veya söylemek istemediğin bir şeyi ben söylemek istiyorum. Sinan, Yasmani Türkiye'ye geldiğinden beri Yasmani'nin yürüyüşünden gözlüğüne, takoza oturuşundan koşusuna kadar her şeyini birebir taklitini yapan, birebir aynısını takip eden bir sporcumuz, onu öyle idol alıyor. Bu idol almanın sonucu Yasmani'nin olimpiyatta madalyası varsa bronzu, Sinan'ın da madalyası vardır diye bakabiliriz. Evet, ve öyle olacağına da inanıyorum. Zaten rengi de farklı da olabilir. Yani Azerilerin dediği gibi rengi de kızıl olur inşallah. İnşallah. Hedefi büyük koymak lazım ki, değil mi Sinan? Hedefi büyük koymak lazım ki oraya yürürken adımlar da büyük olsun. Şimdi geçmişte çok tartışılan bir konuyu da sorarak ben kendi adıma noktalamak istiyorum. Yasmani Coppello Escobar, kendi atletizm kariyerinde de çok değişik bir hikayesi olan bir sporcu. Türkiye'ye geldikten sonra geçmiş dönemde yani yabancı sporcuların gelip Türk vatandaşı olması ve yarışmasıyla ilgili olarak çok eleştiriler olan dönemleri yaşadık. İşte genç sporcuların önü kapanıyor, işte onlara şans tanınmıyor, bu sayede işte milli takım kapıları kapanıyor gibi eleştiriler çok geliyordu.
Ama senin şu anda söylediklerin Yasmany Copello'nun sana idol olduğu, örnek bir sporcu olduğu ve o sayede bu noktalara kadar gelişmende önemli bir payı olduğu. Ne diyorsun? Yani bu düşüncelere sen nasıl reaksiyon veriyorsun? Yani senin aklındaki düşünce ne? Yani yurt dışından ülkemize gelen sadece Yasmany değil, çok sayıda Afrika kökenli olsun atletlerimiz de var mesafelerde de. Onların Türk atletizminin gelişmesine katkı sağladığına mı inanıyorsun, yoksa bu eleştirilere mi katılıyorsun? Ne düşünüyorsun? Ben bu eleştirilere pek katılmıyorum aslında. Şimdi devşirme konusunda sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın tüm ülkelerinde böyle bir devşirme konusu var. Tüm ülkeler devşirme sporcu alıyorlar. Ona göre de genç sporcuların önüne geçiliyor diye bir durum da var. Genç sporcuların aslında önüne geçmiyor, genç sporcuların önünü açıyor. Hani onlar gibi büyük atletler aslında onlar bir rol model olarak aldıkları için daha büyük bir derece koşuyorlar. Atıyorum Yasmany 48 saniye koşuyorsa o da onu rol model arıyor. Ben niye yapamayabilirim diyor. O da sonuçta Türkiye'de antrenman yapıyor. Sen de Türkiye'de antrenman yapıyorsun. Yani dereceler koşuldukça alttan gelen insanlar da o derecelerin koşacağına inanıyor. Ben böyle düşünüyorum. Sinan çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Başarılar. Mersin'deki rekor denemende de başarılar dileyelim. Umarız hak ettiğini kazanırsın, alırsın ve rekoru da kırarsın. Başarılar dileyelim bir kez daha. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, inşallah Sinan, haftaya Sinan'ın denemedeki güzel derecesini konuşuruz. Görüntüleri gelirse buradan da yayınlarız. Haftaya U23 Türkiye rekorunu burada inşallah konuşabilirsiniz. Çünkü muhtemelen U23 Türkiye rekorunu yarın veya öbür gün koşacağı yarışlarda kıracak. Tabii bu yarışlar bizim işte biraz önce bahsettiğim gibi federasyon denemeler olarak çocukları çok fazla seyahat ettirmeden bulundukları yerlerde federasyon olarak biz giderek oralarda şu an yarın burada İstanbul'da da ilk defa 16-17 yıl aradan sonra Burhan Felek'te yarışmalar yapılacak. Burada da yine birçok sporcumuz bu federasyon deneme yarışmalarında burada koşacak. Burada yeni tesislerde. Yeni tesiste. Yeni ilk açılış resmi Cumhurbaşkanımızın da buradan kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Açtığı bir spor testi. Çok da güzel, her şeyiyle çok güzel, donanımıyla. Yarın orada da yarışmalar yapılacak. Bu yarışmalarda da genç çocuklarımızdan rekorlar bekliyoruz. Orada da koşulacak dereceler. Sayın Başkan, konu Burhan Felek atletizm sahasına gelmişken. Murat abi, istersen Burhan Felek'i sıkıştırmayalım. Rahat rahat konuşalım. Kısa bir araya gidelim. Araya mı gideceğiz? Evet, peki, aradan sonra konuşalım. Hem Burhan Felek'i konuşacağız, hem karşımızda Miktat Sevler olacak. Aynı zamanda faaliyet takvimine bakacağız. Biz atletizmi özledik dedik. Bakalım Ağustos ayında hangi organizasyonlar bizi bekliyor? Kısa bir ara. It's coming. Gulliev and Van Nico. It's really tight. Richard's coming. Gulliev and Van Nico. Evet, gündem atletizmde ikinci bölümle beraberiz değerli izleyenler. Konuğumuz, ilk bölüm konuğumuz Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Fatih Çintimar'dı. İlk bölümde biraz pandemi sürecini konuştuk. Yeni dönemdeki organizasyonlara değindik. Sinan Ören ilk bölümde karşımızda. Daha sonra Miktat Sevler'i de bağlayacağız ama sevgili Murat Ağcan'ın bir Burhan Felek sorusu geliyordu ki ben o soruyu almış oldum. Şimdi tekrar sözü size devam edebiliriz. Devam şimdi yarın ve öbür gün İstanbul'da Burhan Felek atletizm sahasında önemli müsabakalar olacak. Bu sezonun hem İstanbul'daki o salon için, saha için ilk müsabakaları hem de yıllar sonra orada yeniden atletizm konuşulacak, izlenecek ve güzel bir geri dönüşle Burhan Felek artık eski günlerine geri dönecek. Ama çok bekledik Sayın Başkan, biliyorsunuz. Bir takım süreçler yaşandı, bir takım değişiklikler oldu. 2-3 defa ihale edildi orası. Süreç bir bayağı uzadı. Yani bitmesi gereken sürenin çok ötesine geçti. Belki harcanması gereken bütçenin çok üstüne çıkıldı. Proje bazında bir takım sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bir ara stadın tribünlerinin arasında pist sığdırılamadı. Sonrasında farklı çözümler bulundu. Eninde sonunda bu tesis bitirildi. Şunu merak ediyorum. Biz bu haliyle bu tesislerde uluslararası yarışma yapabilecek miyiz? Şimdi ben öncelikle bu tesisin bitirilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere
Osman Aşkınbak, eski spor bakanımız ve şu anki spor bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na bir teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü onların birebir ilgisiyle bitti. Yoksa hala duruyordu o iş. Yani bakan olmalarına rağmen müteahhiti bile çağırıp onunla bile şunu yap bunu yap bitir gibi bir birebir görüştü. Birebir görüşmelerle buranın bitirilmesi sağlandı. Şu an bütün uluslararası müsabakalar yapılabilir. Yani buna aklınızda hangi müsabaka varsa hepsini yapabilirsiniz saha olarak. Ama bu müsabakaları yapabilmeniz için ön şartlar var. Nedir? İşte bir Avrupa Şampiyonası ile ilgili bir yarış yapacaksanız sahanın yanında bir saha daha olması lazım. Evet, ısınma sahası olması. Burada lazım. Öyle bir sahamız yok. Evet. Dolayısıyla burada Balkan Şampiyonası yapabiliriz. Uluslararası yarışmalar yapabiliriz. Cezmi onu hep orada yapıyorduk, yine orada yapacağız. Yapabiliriz. Herhalde. Yani bunlarda hiçbir sıkıntımız yok ama EA permit yarışı işte yapabiliriz. EA permit yarışı yapabiliriz ama bir Avrupa Şampiyonası yapabilir miyiz? Hayır, yapamayız. Çünkü 70 bin kişilik stadyum istiyorlar, 50 bin kişilik stadyum istiyorlar. Yani koşullar uygun değil. Her şeyden önce bir ısınma sahası istiyorlar. Yani yanında bir ısınma sahası isteniyor, o yok. Çünkü burada iki tane ısınma sahası var ama tam saha olması gerekiyor. Yani Avrupa Şampiyonası yapacaksanız mutlaka yanında bir tane daha aynı olimpiyatta aneks olduğu gibi evet. Böyle bir sahanızın olması ama gerekiyor. Ama olimpiyat stadında da artık atletizm pisti. Sizler ömür. O yani da biz şimdi tabii oradaki şeyde atletizm pisti kalktı ama biz bugün dünya şampiyonası alacak olsak yine oraya pist kurulacak. Yani çünkü artık teknoloji o kadar gelişti ki illa da yere koymanız gerekmiyor. Bir platform üzerinde evet. De sahayı kurabiliyorsunuz. Mobil. Yani sıkıntı yok. Yeter ki o yarışı alabilelim. O yarışı bizim ülkemizde yapacak kadar sporcumuz olsun. Öncelik o olmalı bence. Yani biz şimdi bir dünya şampiyonası yapıp sıfır madalyayla 2-3 madalyayla kapatmaktansa yapmamak daha yani elma. Öyle bir şampiyona yapınca o tribünleri dolduracak seyircimiz de olsun. Yani o da çok önemli. Dünya 3 tane 4 tane şampiyon sporcu yetiştirecek portaya geldiğimizde ben inanıyorum ki seyircimiz de olacaktır. Yani biz bir Süreyya Ayhan'la Olimpiyat Stadı'nın yarısını doldurduk. 2 evet. Tane 3 tane olsaydı herhalde full dolardı. Gerçi onun bu için pandemi sürecinde de biraz seyirci konusunda. Yok şu an zaten seyirciye yasak tabii. Yani şeyi yok ama bu genel normalleşme dönemi için konuşuyoruz ama şu an pandemi sürecinde olmasına rağmen İstanbul'da biz normalde Balkan Şampiyonası'nda açacaktık sahayı ama Yıldızlar Balkan Şampiyonası da iptal olduğu için bir sonraki yıla ertelendiği için sahanın bir yarışla açılması gerekiyordu. Biz de bu yarışla açıp daha sonra da belki işte Gençler Ligi'nden veya U20 Ligi'nden birini vererek burada yarışmayı veya Gençler Türkiye Şampiyonası'nı burada yaparak bu organizasyonları sürdüreceğiz. Ama bir federasyon deneme, olimpik deneme yarışıyla burayı açmak istiyoruz. Burada da şu an yarın 250'ye yakın sporcu başvurusu vardı. 250 sporcumuz yarın ve öbür gün burada yarışacaklar İstanbul'da. Tabii seyirci davet edemiyorum çünkü seyirci alma sıkıntımız evet. Olacak ama pandemiden yarışımlarımız kaynaklı. Orada olacak. Sayın Başkan, konu organizasyonlara gelmişken ben de söyleyeyim, sizi burada ağırladığımız zaman Tokyo 2020'ye doğru programında, tabii o zaman pandemi yoktu, planlar dahilinde 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye ve Hollanda finalde gibi bir söylemeniz vardı. Hı hı. O günden bugüne neler değişti? 2023'te biz yine istiyoruz diye biliyorum ama tabii birinci ağızdan size soralım. Nasıl bir planlama bekleniyor? Hala Hollanda yarışta mı? Bizim rakibimiz yine Hollanda mı? Şu nasıl an, yorumlarsınız? Şu an rakibimiz Hollanda değil. Hollanda artık şeyden çıktı. Bizim şu anki rakibimiz kendimiz. Şu an yeni Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanımız Dobromil Karamarinov ve CEO dediğimiz bu organizasyonları veren, takip eden Avrupa Atletizm Federasyonu'na bağlı bir ekibimiz var. O ekibimiz Allah nasip ederse bu ay içerisinde Sayın Bakanımızdan bir randevu talep ettiler. Biz de bununla ilgili Sayın Bakanımızla muhtemelen bu hafta içi bir randevumuz var. O randevuda bu konuyu konuşup daha sonra da Sayın Bakanımızın onlara vereceği günü tebliğ edeceğiz. O gün gelip Bakan Bey'le görüşüp ondan sonra da akabinde Eylül ayının ilk haftasında da bunun açıklaması yapılacaktır diye
ümit ediyorum. Çünkü yani bir aydan az bir süre kaldı tabii gibi. Tabii. Biz bunu hak ediyoruz. Çünkü biz burada dünya şampiyonasını yapmışız. Evet. Her türlü gücümüz, her türlü desteğimiz ulaşım, var. Ulaşım, konaklama. Dolayısıyla kimsenin burada işte şuyunuz eksik, buyunuz eksik demek gibi bir hakkı, şansı da yok. Bunlarla ilgili bütün dosyaları da biz tamamladık, verdik. Sadece şu an Sayın Bakanımızla bir görüşme yapılması gerekiyor. Çünkü bu sadece bizim için, bize özgü değil. Yani dünyadaki hangi şampiyonayı yaparsanız yapın, büyük şampiyona, o ülkedeki en yetkili spor merciyle o komisyonun başı gelip görüşüyor. Çünkü şu an yarın bizden bir gün, başka almak isteyen ülke yoksa bizde... Bizden başka almak isteyen ülkeler var. Ama tabii şu an biz artık yolu tabiri caizse yarılardan fazlasını geçtik. Yolu yarıladık. Buradan sonra... Biz baştan beri zaten bu işin favorisiydik. Bu konudaki ortaya koyduk. Evet. Onun için bundan önceki rahmetli olan Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı'nın da bu konuda ciddi desteği oldu. Şu anki başkan Dobromir de zaten bizimle birlikte, hem yönetimde beraberiz, hem Balkan ülkelerinde beraberiz başkan ve başkan yardımcısı olarak. Onun için şu an sadece prosedürü tamamlamak için Sayın Bakanımızla olan randevunun sonunu bekliyoruz. Eylül'ün ilk haftasında ondan sonra da açıklanacak. Onlar açıklayacaklar inşallah. Ondan sonra da Sayın Bakanımız bir vesileyle bunun açıklamasını yapar diye. Cumhuriyetimizin 100. yılında çok önemli bir 2023'te çok güzel, büyük organizasyonla atletizmi de gündeme getireceğiz. Çünkü İnşallah. Ataköy'de biliyorsunuz atlayacaksınız. Dünya şampiyonası olduğunda mükemmel bir organizasyonla harika günler geçirmiştik. Dünya Türkiye'yi konuşmuştu. İnşallah bir daha yapacağız. Yine Ataköy'deki yine atletizm salonunda. Bizi konuşsunlar istiyoruz. Az sonra miktat sayılara bağlanacağız ama az önce ifade etmiştim. Biz atletizmi özledik diye. Ağustos ayında da önemli organizasyonlar bizleri bekliyor. Bir faaliyet takvimi gelsin ekrana. Bizler de bakalım hangi tarihlerde hangi organizasyonlar yapılacak farklı şehirlerde. Şu anda grafiğimiz gelecek. Önemli yarışlar, organizasyonlar var. Diamond League var. Monaco'da, yine Zürih'te olacak. Bununla beraber zaten biz bu takvimi hazırlarken Türkiye'deki önemli organizasyonları ve dünyadaki önemli organizasyonları baz aldık. Baktığımız zaman en yakın organizasyonlar tabii hemen 6-7 Ağustos var. 11-12'de Denizli'de Sport'ta U18 kulüplerle ligi finali var. Monaco'da, Fransa'da 14 Ağustos'ta Diamond League bizleri bekliyor. Şöyle baktığımız zaman yine düzeltiyorum, ben Zürich dedim ama Stockholm'de Diamond League 23 Ağustos'ta ve Turkcell Süper Lig finali Bursa'da yapılacak Ağustos ayının sonunda, ama oraya gelene kadar da arada birincilik Bursa'da, finalimiz var. Evet, yaş grupları kulüpler ligi finalimiz var. Bu arada U18 bölgesel atletizm şampiyonası çeşitli iller yazdık. 5 ilde yapılacak bildiğim kadarıyla. Sporcuları taşımak yerine bulundukları yerde pandemi sebebiyle herhalde bu seneyi böyle geçeceğiz. Bu sene çok taşımadan günübirlik sporcuların sabah gelip öğleden sonra dönebilecekleri şekilde bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu U16 ve U18'i muhtemelen çeşitli iller dediğimiz 5 il yerine 17 ilde de yapma planımız ediyor. Aynı anda bütün yarışlar, örneğin 17 ilde 100 metre aynı saniyede başlayacak. Aynı scoreboard üzerinden yapılacak. Şu an öyle bir çalışma var. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak. Ve total bir klasman çıkacak total ondan sonra. Klasman çıkacak. Bu da çocuklarımızı eğer güvenilirliği ve yaptığımızdaki başarısının yükseklik kalitesine göre bundan sonra özellikle miniklerde, yıldızlarda, gençlerde bu sistemi kullanarak çocukları taşımadan ama tüm Türkiye ile aynı anda yarışabilmelerini sağlamak. Pandemi süreci için mi yoksa genel mi? Daha sonrasında da çocukları taşımadan bulundukları yerde yarıştırabilmek ve aynı şekilde ölçümlerini alabilmek. Tabii burada sadece rakım ve o günkü hava şartları alakalı bir şey var. Rüzgar var. Sıkıntı yok. Çünkü hepsinde rüzgar ölçümler olacağı için rüzgar ölçerlerin derecelerine göre olacak. Dereceler verilecek rakım. Ama rakım farklarıyla alakalı bir tereddütümüz var. Bununla ilgili Merkez Hakem Kurulumuz bir çalışma yapıyor. İnşallah ona göre gerekirse rüzgar ve hava durumunun aynı şartlara yakın illerinde bu organizasyonu yapacağız. Belki rakımı tutturamayabiliriz ama hava şartlarını 3 aşağı 5 yukarı tutturabiliriz diye düşünüyoruz. Öyle bir çalışma var.
Tabii amaç çocuklarımızı hem pandemi sürecinde hem de daha sonrasında da çocukların çok fazla seyahat etmesini istemiyoruz. Yani evet. Cuma gününden işte çocuk cumartesi pazar yarışı varsa perşembeden okuldan çıkıyor. Okul perşembe gitti, cuma gitti, bir de pazartesi gidemiyor. 3 gün 4 gün okuldan uzak kalıyor. Ama biz şimdi bu çocukları hiç okuldan uzaklaştırmadan cumartesi pazar yarıştırıp pazartesi okulunda olacağı yakın şekilde illeri bir yerde toplayarak bir yapıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu arada Ağustos ayı takvimini Koray konuşmuşken bu ayın en önemli faaliyetleri hiç şüphesiz Turkcell Kulüpler Süper Lig yarışmaları. Bu sezon 2 kademeli yapılıyor. Evet. Ağustos ayının sonunda. Son 2 haftası. Son 2 hafta. Bursa'da olacak. Ve son haftasında da final olacak. Şimdi burada tabii yine klasik bir takım kulüp çekişmelerini bekliyoruz. Özellikle kadınlarda ve erkeklerde yıllardır Fenerbahçe ile Enka'nın çekişmesi malum. Ama burada da şöyle bir soru işareti var. Malum pandemi sürecinde bu kulüplerimizin Türk vatandaşı olan sporcuları var. Yurt dışında olanlar. Özellikle mesela Afrika'da olanlar var. Etiyopya'da, Kenya'da olanlar var. Bunların Türkiye'ye gelişiyle ilgili sorunlar yaşanıyordu. Şu andaki durum nedir? Yani bu sporcularımız Türkiye'ye dönebilecekler mi lig müsabakaları için? Yani şu an bir sorun yok. Yani bir karantina süreci falan yok. Ama geldikleri gün burada bir COVID testi olacaklar. 2 gün sonra belki bir test daha olacaklar. Ondan sonra da zaten biz bu anlamda yine Gençlik Spor Bakanlığımızı ve Bursa İl Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Diğer şu anki bütün yarışmaları da bu anlamda Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüklerimizle birlikte Gençlik Spor İl Müdürlüklerimize yeni bağlı sistemiyle yurtlarda gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla her odada 2 kişinin veya 1 kişinin konaklayacağı şekilde yurtları ayarladık. 2 yarışın üst üste Bursa'da olmasının sebebi de sporcularımızı çok fazla hareket ettirmemek adına bulunduğu yerde tutup o hafta boyunca Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğümüzde çocuklarımızı misafir edip daha sonra öbür haftada yarışı yapıp ondan sonra gitgel olmayacak yani. Bursa'da kalacak. Yapmamak amacımız o. Bunun için de kulüplerden taleplerini aldık. Talep eden kulüpleri biz bu şekliyle bir hafta misafir edeceğiz. Atletizm Federasyonu olarak bütün giderleri de yine bizim tarafımızdan karşılanacak. Çünkü bu süreç içerisinde kulüplerin de belli bir ölçüde zayıflaması söz konusu. Onun için biz de bunu da gençlik sporlara destek çok güzel olarak. Bir proje olmuş. Bence çok da mantıklı. Hani git gel yapılmadan orada da sizin de hani misafirhaneleri kullanarak sporcuları ve idarecileri, antrenörleri misafir etmeniz çok güzel. Ama aklıma takılan şey şu, bu konuda detay bilmiyorum. Yani şimdi ulaşımla da ilgili sorunlar olabiliyor, devam ediyor. Uçuşlarla ilgili bir sıkıntı var mı? Şu an yok. Şu anda yok. Yani Afrika'dan gelişlerde bir sıkıntı. Şu an yok, gelebiliyorlar. Çünkü evet. Fenerbahçe'de bildiğim kadarıyla 2 sporcu var ama Enka'da da daha çok var. Enka'dan da var ama şu an o sporcularımız zaten Golden Lig'lere de rahatlıkla gidip gelebiliyorlar. Buraya da rahatlıkla Koray, gelebilecek. Koray, müsaaden ne? Bir son bir şey daha söyleyeyim. Miktat ligleri öyle kapatalım. Ama... Tamam, Miktat birazcık bekler. Ligler konusunu konuşalım çünkü. Özellikle bu ligler konusunda yabancı sporcular dışında sizin aldığınız bir karar vardı. Yabancı atlet yarıştırmayacağız diye. Evet. Şimdi bu biraz da yanlış anlaşıldı sanki. İnsanlar bu sefer yani Afrika kökenli olan veyahut da diğer ülke kökenli Cumhuriyeti, olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes yarışabilir. Evet, yani ama yanlış anlaşılmasın. Bugüne kadar Türk vatandaşı olup Ay Yıldız'la Türkiye'yi, ülkemizi yurt dışına bundan temsil eden... Bundan sonra da olabilir. Bundan sonra da adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olur. Süreçler zorlaştı artık ama 4 yıl bekler ondan sonra yarışır. Ama şu anki süreç içerisinde yeni sadece bu yarışmalar için 2-3 yarış için transfer edilen sporcuları artık kulüplerimiz de istemiyor. Sporcularımız da istemiyor. Kendi sporcularımızla, kendi vatandaşlarımızla liglerimizde yarışmak istiyoruz. Bu çünkü pandemi dönemine özel bir şey değil mi? Bundan sonra böyle bundan devam edecek. Hep böyle. Yani bu kulüpler birliğimizin atletizmde de kulüpler birliğini oluşturduk. O birliğin almış olduğu karar, danışma kurulumuzun aldığı karar bu. Kulüpler Birliği'mizde de onaylanarak bu süreç işleme geçti. O sene İvet Lelova'yı göremeyeceğiz yani. Evet. Peki.
Evet, Miktat Sevler şu anda karşımızda. Formda sprinter. İlk yarışında 13.81 ile 110 metre engel rekorunu egale etmişti. Daha sonrasında da Eskişehir'de yapılan olimpik deneme yarışmalarında, ki şu anda ekranlarda görüyorsunuz, 13.74 ve 13.73 ile büyükler ve U20'de iki kez rekor kırdı ve başarılı sporcumuz, atletimiz de şu anda karşımızda. Miktat, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Pandemiden sonra sen de çok iyi bir giriş yaptın sezona. Eskişehir'de özellikle olimpik deneme yarışmalarında almış olduğun dereceler oldukça anlamlıydı. Nasıl bir yarışma ortamı seni bekledi ve sen nasıl bir ortamda kendini buldun? Yani Eskişehir'deki ortamı nasıl anlatırsın bize? Öncelikle teşekkür ederim. Eskişehir'de her şey iyiydi. Bütün önlemler alınmış şekilde gördüm ben yarışma ortamını. Isınma sahasına antrenör falan giremiyordu. Yani maske falan giriyordu koldruma. Her şey iyiydi yani. Bütün önlemler alınmıştı. Yarışma konusunda almış olduğun dereceler çok anlamlı. Bu dereceler özelinde ne söylemek istersin? Çünkü tahmin ediyorum sen de pandemi sürecini iyi geçirdin. Yoksa hem fizik hem mental olarak bu kadar başarılı olman çok da imkan doğrultusunda el vermiyordu. Bu süreci nasıl anlatırsın? Hem pandemi hem de pandemiden sonraki almış olduğun dereceleri. Yani pandemi süreci bizim için çok iyi geçti aslında. Başkanımızın bize sunmuş olduğu olanaklar doğrultusunda biz antrenmanlarımızı son derece iyi bir şekilde yaptık. Onun için Eskişehir'de ve Ankara'da iyi sonuçlar aldık. Her şey hedeflediğimiz gibi gidiyor şu anlık. Umarım seneye de olimpiyatlarda izlersiniz bizi. Hedefi soracaktım. Sen sanki hedefi söylemiş oldun. Evet, yani herkesin istediği gibi tabii bizim de en büyük hedefimiz olimpiyat. Evet, Murat Acar mıdır? Miktat, öncelikle seni biraz beklettik, kusura bakma. Biraz burada muhabbet koyulaştı. Özellikle ligleri konuşuyorduk. Öncelikle ben de tebrik ederim seni. Çok güzel bir sezon açılışı oldu. Daha çok gençsin sen de, 22 yaşındasın. Türkiye'de çok fazla hani geçmişe baktığımızda çok büyük atlet görmediğimiz bir alanda 110 engelde yarışıyorsun. Olimpiyatta hedefliyorum dedin. Olimpiyat standardı bu sene çok sert. 13.32 yanılmıyorsam senin evet, derecelerine doğru. Biraz uzak duruyor. Nasıl bir gelişim süreci var aklında? Hocan Cüneyt Hoca'yla nasıl bir plan çıkardınız? Olimpiyat evet derecesi gerçekten biraz sert bir baraj. Ama bu şeyden kotadan ben girebileceğimi düşünüyorum. Yaklaşık 2-3 tane 13.50 gibi derece koştuğum zaman olimpiyat kotası alabiliyorum. Hı hı. Ve inanıyorum koşabileceğimi. O dereceleri. Sayın Başkan, var mıdır sorunuz veya söylemeniz? Miktat, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Aslında Belarus'ta final yarışabilseydin çok güzel olacaktı ama finalde ki Fodepar'a artık takılmayacağız ama zannediyorum orada, çünkü yarışacağın adam da 70 sürü dereceyi koşunca sen onunla başa baş mücadele ettiğinde, ki böyle rakip her zaman bulma şansın olmuyor. Yeni bir rekorla olimpiyat hedefindeki yoluna devam edecektin ama inşallah diğer yarışlara diyeceğiz artık. Bundan sonraki koşacağın yarışlara. Ben de senin inandığın kadar olimpiyatta olacağına inanıyorum. Ve bunu şimdi söylemiyorum. Bunu 2 yıl önce söylemiştim. İnşallah bu olimpiyatta birlikte olacağız. Olimpiyatta da hedeflediğin dereceyi inşallah koşarsın. Şu anki ranking sistemine göre zaten 2 tane daha böyle güzel yarış koştuğunda, rankingler açıldığında kotadaki yerini almış olacaksın. Ama gönlümüz ranking sistemiyle değil, kota alarak gitmeni arzu ediyor. Bunun için de sana da hocana da güveniyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah bu süreci beraber en iyi şekilde geçeceğiz. Murat Ağacan'ın bir sorusu daha var. Bir son soru da, ben şu başkan da konuyu oraya getirmişken Minsk'le ilgili zaten soracaktım, aklımdaydı. Orada bir Fodepar olayı var finalde. Ne yazık ki diskalifiye oldun. Biraz anlatır mısın ne oldu, ne bitti orada? Ya maalesef bizim yaptığımız sporda böyle şeyler olabiliyor, herkesin başına gelebiliyor. Belarus'ta hava şartları falan çok kötüydü. Biz Mersin'de antrenman yaptığımız için Sinan'la birlikte. Evet. Yani bizim iklimimize hiç uygun bir hava şartı yoktu orada. Seçmede de zaten yani iyi bir dereceyle kalamadım finale.
O yüzden finalde de heyecanıma yenik düştüm diyebilirim aslında. Poy depar yaptım. Yani üzgünüm. Umarım önümüzdeki hafta telafi ederim. Daha önce senin fodeparların da var değil mi? Yanılmıyorum başka fodeparların. Yine Belarus'ta bir fodeparın oldu sanki değil mi? Belarus'ta salonda mı olmuştu bir kere? Yani çok iyi hatırlamıyorum. Belarus'ta da pek uğurlu gelmiyor. Ukrayna. Evet. Aslında geçen sene 1381'i Belarus'ta kırmıştım. O sahada. Evet. Orası aynı zamanda Avrupa oyunlarının da yapıldığı Dinamo Stadı. Stad çok güzel ama hava koşulları sıkıntılıydı. Bak başkan diyor ki madem soğuk iklim istiyorlar Erzurum'a gönderelim diyor. Kampa ne dersin? Vallahi Erzurum'da hiç bize göre değil gibi ya. Yakında Erzurum'da inşallah bunu da buradan ilk defa söylüyorum. Yakında İstanbul'daki salonun aynısına yakın bir salon Erzurum'da olacak. Ondan güzel sonra orada da antrenmanlarınızı doya doya salonda yapacağız. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum Mehmet Sekmen Bey'e. Orada büyük bir salon, çok güzel bir salon. Sadece içine malzemeyi sereceğiz. Öyle bir salon bize. Antrenman salonu olarak kullanılacak değil mi? İster yarış ister antrenman. Her türlü şey yapılabilir bir salon. Yani standartlara bize uygun piste konulacak mı içine? Konabilecek gibi mi? Uygun, standartlara harika. Uygun bir piste yapabileceğiz. Miktar Erzurum yolları sizi bekliyor. Şimdiden söyleyelim. Sayın Başkan da ifade etti. Çok teşekkürler, başarılar. Teşekkür ederim. Tebrikler, görüşmek üzere. Miktat Sevler de formda sprinter. Tabii fodepar konusu da vardı Belarus'ta ama Eskişehir'deki deneme yarışları, olimpik deneme yarışları oldukça önemliydi. Ama biraz daha derecesini Murat Ağacan'ın dediği gibi artırması gerekiyor. Tabii yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz ama farklı kapaklarımız var. İlk bölümde atletizmden haberler köşesi. Biraz daha işler çözülmeye başlandı. Çünkü geçtiğimiz günlerde Dünya Atletizm Birliği'nin konsey toplantısı yapıldı ve RUSAF yani Rusya Atletizm Federasyonu'na kesilen 5 milyon dolarlık cezanın 15 Ağustos'a kadar ödenmemesi halinde Rusya'nın üyelikten atılması kararı çıkmıştı. Hemen sonrasında Rusya Atletizm Federasyonu'nda geçtiğimiz hafta Dünya Atletizm Birliği'ne mektup göndererek işbirliğine devam edeceklerini açıklamışlardı ve Rusya Spor Bakanı Oleg Mastin ise cezayı gününden önce ödeyeceklerini söyledi. Çünkü Rusya'da işler biraz daha karışmıştı ama bu ceza konusunda böylece karara bağlamış olduk. Tabii Ramil Guliyev dedik. Milli atletimiz, şampiyon atletimiz Ramil Guliyev de sezonu Avusturya'da açtı. Bunu sesli verebiliriz arkadaşlar. Tekrar da izleyebiliriz. Bir kez daha alabiliriz. Ramil Guliyev, milli atletimiz Avusturya'da ilk yarışına çıktı. İşte 100 metre finali Christian Taylor'da o yarıştaydı ve 10.31 ile birinci oldu ama son metrelerde biraz daha bıraktı tabii. Evet, Ramil Guliyev birinci olacağı belliydi. Çok daha iyi derece çıkabilir. Zaten starttan takozdan itibaren öyle fırlıyor. Christian Taylor'da biliyorsun dünya şampiyonu bir 3 adımcı. Evet. Onunla birlikte koşmak da güzel, değişik bir deneyim olmuş. Zaten sosyal medyada sonrasında beraber fotoğraflarda paylaşmışlar. Biraz hani iyi bir performans ama sanki biraz daha iyi olacak gibi. Çünkü biraz hani irileşmiş mi Ramil? Bana mı öyle geliyor başkanım? Daha güçlü duruyor Ramil. Fakat evet. Son metrelerde ayakta bir kasılma hissettiğini. Belli. Ondan sonra bir hamstring sıkıntısı var. Çünkü ileride daha çok yarışlar var. Onun için zorlanmadan bıraktığını zaten buradan da görüyoruz. Evet. Ne de 200 metrede yarışacaktı. O bu yüzden herhalde vazgeçti yarışmadı. Kendini riske sokmadı. Kasta gerilme olunca 200 metreyi koşmadı. Pas geçti. Zaten oradaki asıl hedefi 200 metreyi koşmak. 100 metre bir ısınma yarışı, deneme gibiydi. Ama orada da zaten bir oldu. 200 metreyi de koşmadı. Şimdi durumu iyi. Şu an iyi. Buraya gelmeden önce konuştum. Burada zaten İstanbul'da Burhan Felek'te antrenmanlarına devam ediyor. Evet. Antalya bitti mi? Antalya'yı şu an bitirdik. Buraya geldi. Burada bütün ekibiyle birlikte. Burada Burhan Felek'te antrenmanlar yapıyor. Ama şu tek yarış bile durumunun hayli iyi olduğunu gösteriyor bize. Yani pandemi sürecinden çıktığımızda boş geçirmediğimizi, çalıştığımızı gösteren bir örnek. Ramil'e de güzel bir sezon diliyoruz. Diamond League'lere de gidecek herhalde değil mi başkanım? Valerie Elman'ın da bir rekoru var. Amerika'da yeni rekorunun sahibi oldu. Diz katmanı 70, 15'lik derecesiyle
Amerikalı atlet şu anda görüntüde Valeri Elman da Amerika'da rekorun sahibi oldu. Tabii biz farklı noktalara da gidiyoruz. Onlardan bir tanesi de Elina Zenko, Yunan atlet. Elina dünya U20 cirit atma rekorunda kırmayı başardı. Derecesi 63.96. Rekorlar geliyor farklı ülkelerden, farklı atletlerden. Bizler de bu programda her çarşamba günü gerek ülkeden gerek farklı noktalardan, Avrupa'dan ve Amerika'dan da farklı atletlerin başarılarını ekranlara getirmeye çalışacağız. Haberler kapağımız bu şekildeydi. Sırada sosyal medya köşemiz var. Önce bugüne gideceğiz değerli izleyenler. 8 yıl önce bugün 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Usain Bolt'un olimpiyat tarihinin 100 metrede en iyi performansı ortaya çıkmıştı. Şimdi 8 yıl öncesini hatırlıyoruz. Oh, they're away, and Gatlin got away brilliantly, and he's ahead of the field at the moment, and Bolt going very, and here comes Usain Bolt! Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver, 9.64! Oh, he's retained his title in the most emphatic way! Brilliant, brilliant, brilliant! Usain Bolt of Jamaica is the fastest man on the planet. 9.63'lük performans tabii Usain Bolt'un. Nasıl ivmelendiğini hepimiz tabii gördük. Yani kötü bir starta rağmen takozdan çıkışta biliyorsunuz Usain Bolt'un iri cüssesinin dezavantajı var. Ona rağmen 9.63 koşuyor. Sanırım tabii 9.58'lik rekoru. 9.58. Ama olimpiyat tarihinin en hızlı 100 metresiyle şampiyon olduğu gün bugündü değil mi? Tam 9 yıl önce bugün. Tam 9 yıl önce bugün Londra'da koşmuştu. Bir de fotoğrafları var. Tabii yeni dönem fotoğrafları ve bir de bebek fotoğraf videosu da gelecek. İşte eşi ve... Sosyal medyada birkaç hafta önce paylaşılan görüntüler bunlar. Bir de yeni bir paylaşım gelecek şimdi video. Bu da sesli baba arkadaşlar. Baba oldu Usain Bolt biliyorsun. Kızı Olympia Lightning Bolt. İsim de çok enteresan. Atletizm bıraktıktan sonra da futbol kariyeri de vardı Hüseyin Bolt'un. Ufacık öyle bir şey denedi ama. Şu anda... Şimdi bak nasıl konuşuyorlar kızıyla. Yes, what is? Yes. We were. Oh God, mommy? No. Tabii Hüseyin Bolt da biraz fizik olarak da. Ha bizim bu yapılanmış. Bu yıl Ramil'in de biliyorsunuz bir kızı oldu. Evet tabii. Ona da Ramil'in de bir kızı oldu. O da göz aydın, uğurlu gelir inşallah. İnşallah. Usain Bolt'u şimdi da... Usain Bolt'un kızı Olympia Lightning Bolt. İsim çok ilginç. Çünkü Olympia malum hani olimpiyatın ilk yapıldığı kent Olympia. Oradan bir isim koymuş kızına. Güzel bir isim bence. Lightning de Usain Bolt'un takma adı aslında. Hani evet. Olimpiyat rekorlarını, dünya rekorlarını kırdığı koşullardaki takma adı. Olympia Lightning Bolt da gerçekten çok anlamlı bir isim olmuş. Tabii şimşek çakması Lightning biliyorsun. Okumuştum. Usain Bolt'un bu başarılarından sonra Jamaika'ya %13'lük bir artış turist konusunda. Spora ve turizme ne kadar katkı sağladığını da buradan görebiliyoruz. Kesinlikle öyle. Çünkü Jamaika Turizm Bakanlığı Usain Bolt'un bu başarılarından sonra onu Jamaika'nın yüzü yapmıştı. Evet. Ve bu sayede de Jamaika'ya gelen turist sayısında ciddi bir artış olmuş. Artış vardı. Sosyal medyada bir de Michael Norman'a bakalım. Onun da 4 yıl sonra 100 metre koştu ve 9.86'lık bir derece yakaladı. Aynı zamanda 100 metreyi 9.86 koşmuştu. 200 metreyi 19.70 ve 400 metreyi de 43.45 ile koşan isim olmuştu. Michael Norman'ın da Michael Norman'ın dereceleri çok önemli. Evet. Çünkü bir sprinter olarak 100-200, 400'ü dünya çapında derecelerle koşan çok az sayıda sprinter var. Yani Elitler Kulübü'nün yeni üyesi oldu Michael Norman. Yani 100 metreyi 10 saniyenin altında, 200 metreyi 20 saniyenin altında ve 400'de 44 evet saniyenin altında koşabilen komple bir sprinter modeli olarak Michael Norman da kendini elitler listesine yazdırmış oldu. Son bölümde atletizmden kareler var. Evet,
Gelsin ekrana kareler. Biz de üzerine konuşacağız. Sonrasında bir köşemiz daha olacak. Sayın Başkan'ın söylemek istediği bir bölüm de vardı. Madalya verilerini ekrana getireceğiz. Burada İsveçli Michael Mayer görüntüde sırıkla atlamada. Tabii 4.43'ü başardı. 4.58'i başardı. 4.73'ü başardı. 4.83'ü başardı. Hedefi 5 metreye çıkabilmek ve onunla ilgili de çok ümitli olduğunu söyledi. İsveçli atlet Michael Mayer. Ramil Guliyev'in fotoğrafı şimdi ekranlarda. Christian Taylor'la beraber az önce Avusturya'da 100 metre finalini izlemiştik. O da gelsin ekrana arkadaşlar. Evet, beraber. Formalar da enteresanmış. Değil mi? Bu da renkli. Michael... Bir de başkanım bir şey soracağım. Biraz önce aklıma geldi, sormadım. Bu fotoğrafı görünce aklıma geldi. Hani sosyal mesafe orada Avusturya'da? Tribünler dolu, bir sürü insan yan yana yarış seyrediyor. Yani onlar demek ki kendi ülkelerindeki sistem. İlginç o yani. Değil mi? Atletizm, o kalabalığı görünce şaşırdım yani. Açıkçası. 72 yıl öncesine gideceğiz. Tabii 1948 Olimpiyat Oyunları'nda Ruhi Sarıalp 3 adım atlamada bronz madalya kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Spor Bakanlığımızın da bir paylaşımı vardı. Sosyal medya hesaplarından biz de bir kez daha almış olalım. Türk atletizmi için son derece önemli bir isim. Çünkü evet. İlk olimpiyat madalyamız, ilk büyük 1948 Londra. Türkiye olimpiyat tarihi açısından çok çok önemli tabii. Başkanın da söylediği gibi o güne kadar Türkiye katıldı olimpiyat oyunlarında güreş dışında hiçbir dalda madalya kazanamamıştı. Ta ki Ruhi Sarıalp'in bronz madalyasına kadar. Aynı zamanda tabii atletizmin ilk madalyası, olimpiyat madalyası olması evet. açısından da çok değerli. Sonrasında şu anda Yasmine Copello'nun da bir madalyası var olimpiyatta. Rio'da kazanmıştı. Bundan sonrası almıştı. Daha arada kazanılan ama ne evet. yazık ki dopinge kurban verdiğimiz i̇şte madalyalar Eşref'in oldu. Eşref'inki duruyor. Eşref'inki var. Eşref'in madalyası var. Dolayısıyla bundan sonrasında da bundan sonrasında daha da fazlasını bekliyoruz. İşte i̇nşallah. Tam da yeri geldi belki de. O şimdi bir madalya verileri vardı. Söylediği verilere bir bakalım. Rica edebilir miyiz son bölümde? Evet. Şu anda 2013 öncesi ve 2013 sonrası Sayın Başkan Fatih Çintimar'ın da üzerinde duracağı bir konu olacaktır bu. Çünkü gidilen şampiyonalar var ama kazanılamayan madalyalar var. Ama bununla beraber daha sonrasında gidilen şampiyonlarla kazanılan madalyaların biraz da arttığını yani orana baktığımız zaman çok ciddi bir ivme yakaladığımızı görüyoruz. Sayın Başkan, son bölümde ne söylemek istersiniz? Şimdi bu tablo tabii böyle çok kısa bir sürede açıklayabileceğimiz bir belki şey değil. Belki üzerine program yapılması gerekiyor. Ama bunun başlı başına bir program olması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bununla alakalı bir sadece bunun olduğu bir program tabii yaparız. Bir de son dakika verisi olduğu için biz evet. çok sağlıklı yansıtamadık. Evet. Bir şimdi sonraki burada, programda daha sağlıklı kısaca bir şekilde şöyle ifade edeyim. Bir örnekle ifade lütfen. Edeyim. İşte bir bundan önceki tarihimiz olarak söylüyorum. Tarihteki bütün katılımlar üstteki karede bütün majör yarışmalar dediğimiz kota alınarak katılan yarışmalardaki katılım sayılarına baktığınız zaman sadece İzmir Üniversitesi 2005'te yapılan İzmir Üniversitesi'ndeki 43 kişilik katılım son 6 yılda bizim katıldığımız 7 yılda katıldığımız yarışmalar içerisinde bizden fazla tek katılımı olan İzmir Üniversitesi. Onun dışında başka yok. Madalya dağılımları da alttaki tabloda da madalya dağılımlarında da 1922'den günümüze kadar yapılan bu majör yarışmalar içerisinde toplam 106 yarışmaya katılınmış bizden önce ki dönem 183 yarışmaya katılınmış. 183 yarışmada 106 madalya alınmış. Bizim son 7 yıllık 6,5 7 yıllık dönemimiz içerisinde ise bu majör yarışmalarda 35 yarışmaya katılmış. 131 madalya almışız. Yani bu orana baktığımız zaman çok ciddi bir fark var. Çok ciddi bir fark var. Yani Cumhuriyet tarihindeki bütün kazandığımız derecelerin yüzde belki 200-300 orana vurduğunuz zaman birkaç fazlasını kat artmış. Son madalya 6 yılda almışız. Bu da sayıları. Şu demektir. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanlarımızın
kabinenin spora bakışı, evet, ve bizlerin de onların verdiği destekle gençlerimize, altyapımıza yayılmamız, oradan gelen çocuklarımızla aldığımız başarıdır. Bu tek başına Fatih Çintimar'ın veya Atletizm Federasyonu'nun bir başarısı değil. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanlarımızın, Spor Genel Müdürlüğü, bütün teşkilatının, bütün il müdürlerimizin ve onlara bağlı olarak çalışan bütün antrenörlerimizin, kulüplerimizin ve bütün atletizm camiasının bir başarısıdır. Yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Bu bir başlangıçtır. Buradan yukarı pandemi sonrası inşallah hep beraber daha hızlı, daha güçlü, daha kuvvetli olarak, evet, yukarıya doğru çıkacağız. Sayın Başkan, çok teşekkürler. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Gündem Atletizm her çarşamba günü ekranlarda olacak. Tabii biz şu an buradayız ama zaman zaman da dışarıya gideceğiz. Orada özel çekimler yapacağız. Bugün özel bir ismi ağırladık. Sayın Fatih Çintimar'ı ağırladık. Sayın Başkan, son sözde yine sizden aldım programla ilgili. Ben teşekkür ediyorum Sports TV ailesine, Gündem Atletizmi başlattığı için ve böyle bir programı yaptığı için. Biz de atletizm camiası olarak sizlerle birlikte bu program içerisinde camiamızla buluşup camiamızla birlikte Türk atletizmini layık olduğu yere taşıyabilmek, getirebilmek için Sayın Bakanlarımızın, hükümetimizin bize vermiş olduğu destekle en iyisini, en güzelini yaşatabilmek, yapabilmek için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ben tekrar atletizme emek veren, atletizmin içinde olan herkese teşekkür ediyorum. Lütfen sadece seyirci olarak değil, atletizmi yapan olarak, ister genç, ister yıldız, ister büyük, ister master, 7'den 70'e herkesi atletizm sahalarında ağırlamak istiyoruz. Ama şu pandemi süreci geçsin. Evet, çok teşekkürler. Çok teşekkürler Murat Ağca. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bu haftayı kapatıyoruz. İlk bölümümüzü noktalıyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize mutlu akşamlar.